Evet, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul ASKF'deyiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun il temsilciliğiyle aynı binayı kullanıyorlar biliyorsunuz. Orhan Saka Amatörler Evi İstinye'deyiz. Yanımızda Ali Taneye Şükür var. Ali Taneye Şükür'ü benim çok anlatmama gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu il temsilciliği görevinin dışında İstanbul ASKF'de başkan vekilliği ve Türkiye'de de başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Önemli işleri üstleniyor, önemli görevleri üstleniyor. Özellikle futbol söz konusu olduğunda da aslında bilirkişi konumunda. Bizi misafir ettiniz başkanım. İlk önce size çok teşekkür ediyoruz. Bizim sorularımıza yanıtlayacaksınız. Biz de kamuoyunu buradan aydınlatmaya çalışacağız. Amatör kamuoyunu aydınlatmaya çalışacağız. İlk önce bu İstanbul'da en büyük sorunlardan bir tanesi maçların atanmaları, maç programları. Evet. Genellikle işte bir bakıyorsunuz bir takım bir sahada oynuyor, birkaç hafta sonra başka bir sahada oynuyor. Evet. Sahalar değişiyor. Çok ciddi bir trafik var. Saha sayısı yetersiz tabii, bunu sizin sistemlerinizden de. İlk önce şu şey bize bir bilgi verir misiniz? İstanbul'da kaç takım var? Bunlar altyapı ligleriyle birlikte haftada ortalama kaç maç oynanıyor? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla kulüplerimizi, başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, hakemlerimizi, sağ komiserlerimizi, antrenörlerimizi bilgilendirmek açısından bize büyük katkı sundunuz ve bunları anlatma imkanı yaratıyorsunuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve herkese de saygılar sunuyorum. İstanbul hakikaten büyük bir metropol. Biliyorsunuz 1960-70 arasında 60 tane takımımız vardı. Altılı gruplar halinde, onarlı gruplarla 6 bölüme ayrılıyorlardı ve bunlar vefada altılar adı altında İstanbul şampiyonası oynuyordu. Ve o tarihleri bilen arkadaşlar iyi hatırlayacaklar. İstanbul'da bir elin parmakları kadar maç saha vardı ve dolayısıyla bir saha sıkıntısı olmuyordu çünkü herkes her yerde oynuyordu. Fakat gelişen ve değişen ülkemizde ve ilimizde belediyeler vasıtasıyla, Gençlik Spor İl Müdürlükleri vasıtasıyla, bakanlığın teşvikiyle birçok sahalar ilçelerimizde yapılmış oldu. Ve şimdi kulüplerimiz, çoğalan kulüplerimiz aşağı yukarı toplam 730-800'e yakın kulübümüz var ama bunların 650'si veya 660'ı aktif hale geliyor her sezon. Ve bunların bir de altyapıları var. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 olarak A takımlarının dışında. Yani aslında her takım A takımla birlikte 9 takım. 9 tabii kategoriye girmiş oluyor. Evet. Ve dolayısıyla da elimizdeki bu çoğalan takım sayımızla beraber sağ sıkışıklığı ve sağ sorunları oluyor. Ve korkunç bir maç vermede zorluk çekiyoruz. Zira bunun sebeplerinden bir tanesi sahalarımızın birçoğunda aşağı yukarı 78 civarında, 87 civarında sahaya maç veriyoruz. Ama bunların da hemen hemen yarısında spor okulları adı altında saat 1'e kadar, hatta bazısında 14'e kadar maç verme imkanı bulamıyoruz. Bazı kulüplerimiz de bunu artık öyle hale getirdiler ki tabii bir ranta dönüşen şekle geldi. Zira amatör kulüplerimizin spor okulu yapması çok doğal. Çünkü altyapısını oluşturabilmek ve sporcuyu, futbolcuyu geliştirmek için büyük bir imkan. Ama bunun adedi ne olmalıdır diye düşünüyorum. Örneğin 11, 12 ve 13'e bunlar hazırlık yaparlar. Bunun da olsa olsa toplam 30 civarında çocuğa hizmet vermeyi amaç edinebilirler. Bu da o zamanlar ki ilk dönemler biliyorsunuz ücretsiz bütün kulüpler bunu yapmaya çalışıyordu. Ama şimdi 300 tane kulübe çocuğa bir kulüp spor okulu yaratıyor. 300 çocuğu nasıl lisanslayacak? Lisans sayısı da biliyorsunuz altyapılarda 75 adet. Evet. Ve dolayısıyla bu iş artık yetiştirme ve geliştirmeden ziyade farklı bir hale dönüştüğünü, bunun da tabii yeterli olmadığı için saat
kısmı ve 1'e kadar veya saat 2'ye kadar maç veremediğinizde geri kalan bu kış zamanında en fazla 2 maç verme şansı buluyorsunuz. Bu sefer o ilçenin takımları farklı sahalara gitmek zorunda kalıyor. Ve bir de tabii çakıştığı için belediyelerimiz de sağ olsunlar araç verdiğinden dolayı veremiyor bazı altyapılara. Bunun külfetini de kulüpler ızdırap olarak çektiğini bana ifade ediyorlar. Bunları haklı buluyorum ama kulüplerden de yardım istiyorum. Yani anlayış istiyorum. Biz bu maçları oynatmakla mükellefiz ve dolayısıyla belki ilçesinde veremiyoruz. Başka sahaya verdiğimiz zaman bunlara mutlaka anlayış göstermelerini ben hasreten rica ediyorum. Çünkü bakın bir de bazı sahalarımız var. Amatörlerin elinden alınmış sahalar. Örneğin Karagümrük kulübümüz ne yapmış? Yeni Kapı'da bir nevi antrenmanlarını ve altyapılarını yaptırıyor. Bir de Futbol Federasyonu'nun gelişim ligleri bizim maç vereceğimiz sahalara daha önceden verilmesinin getirdiği sıkıntıyı yaşıyoruz. Ve bunun yanında bir de kadın futbolu var. Örneğin vermek gerekirse nedir bu? Fenerbahçe Kulübü Beylerbeyi'ni tercih etmiş ve Beylerbeyi Üsküdar'ın hemen hemen ikinci sahası, başka bir saha da yok Selimiye'nin dışında. Ve bundan dolayı da Üsküdar kulüpleri bize şikayetlerini dile getiriyorlar ve haklı olarak da bize sitem ediyorlar. Ama biz zaruretten vermek zorundayız bu maçları. Dolayısıyla ben buradan şunu talep ediyorum. Yani Fenerbahçe kadın futbolunu dere ağzında oynatabilir. Hatta gelen takımlarını orada misafir edebilir. Ve bize de bir imkan yaratmış olabilir. Karagümrük de şeyde oynuyor, Yeni Kapı'da oynuyor. Dolayısıyla bunun yanında bazı sahalarımızın da yıkılmış olduğunu sizler de biliyorsunuz. Örneğin en sonunda Orta Çeşme sahamız kapandı, yıkıldı. Ama yerine daha önce bir saha yapılsa bunun yıkılışı tabii ki doğal olur ama önceden yıkılmış olmasının getirdiği bütün zorlukları biz yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bütün bu karmaşa içerisinde, bu zorluklar içerisinde maçlarımızı vermeye çalışıyoruz. Belki bazılarının aklına şu gelebilir. Efendim bu kadar kulübü federe yapmasanız da ve bu kadar da sıkışıklık olmasa. Kulüpler federe olmuşsa başkalarının taleplerini de dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu haklı bir sebebe dayandığı için yapmaya çalışıyor. Çünkü o bölgelerde de çocuklar futbol oynamak istiyor. Takdir edersiniz altyapılarda bilhassa uzak mahallelere gidişleri çocukların çok zor olduğu için o kısımda, o mahallede şayet bir federe kulüp yoksa federe olabilmenin imkanını araştırıyor. Hatta birilerini bir baskı altına alarak dolayısıyla bize kadar intikal eden bu talebi biz de haklı buluyorsak evet diyoruz. Ama şu anda İstanbul'da dondurulmuş bir vaziyet var. Hatta yalnız İstanbul'da değil, bu Türkiye genelinde büyük kentlerde böyle talep geldi ve kısıtlı bir anlayışla devam ediyoruz. Ama çok dikkat ederek şayet bir belediye saha yapmışsa Sayın Genel Başkanımız buna çok hassasiyetle bakıyor. Ben diyor o belediyeye 3 tane federe olma hakkı tanıyayım diyor. Çünkü bir sahada ortalama 3 maç oynuyor. Yani 6 tane takım oradan istifade etmiş olacak diye buna rıza göstermeye çalışıyorum. Ama fakat İstanbul'da sağ alan valla inşaatçılardan hiç fırsat bırakılmıyor ve büyük de rant. Anladığım kadarıyla başkanım, İstanbul'un en büyük sorunu tesis sorunu. Kulüplerin federe olmasının olmasından ziyade asıl sorunu biz tesisleşmede yaşıyoruz. Bir de dünya ortalamasına baktığımızda dünyada işte 200 bin nüfusu olan Lüksemburg'un lisanslı sporcu sayısı 8.13 mesela ama 80 milyon nüfusu olan Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısı 0.03. Yani evet. %1'e tekabül etmeyen bir sporcu sayımız var. Yani burada daha çok yerel yönetimler ve şehir idareleri demek lazım galiba. Evet, büyük sıkıntı oralardan geliyor. Ve mesela ben size sizin bu anlattıklarınıza paralel birkaç örnek verebilirim.
Ben bundan 10 yıl önce bir yazı yazmıştım. Ya biz sizden yeni saha istemiyoruz. Siz boşverin, bize yeni saha yapmayın ama şu aldıklarınızı bize verin. İşte Metro City Philips sahasıydı. Evet. Alt Market evet. Etiler sahasıydı. Trump Towers Kuştepe sahasıydı. Zorlu'nun olduğu yer karakol sahasıydı. İşte Volkswagen vardı, şu an bakıyorsunuz çok hepsi doğru. İş merkezi olmuş. O kadar büyük alan kalmasının sebebi de zaten futbol sahası olması oraların. O zamana kadar korunmuş. Ne zaman oradan Avrupa şirketleri, büyük şirketler ellerini çekmişler. Evet. Bizim yerel yönetimlerimiz, yerel idarecilerimiz oraları iş merkezi haline getirmiş. Peki bunun çözümü nasıl olacak? Yani, şey de değil, şimdi federe yapmamak da doğru değil aslında. Tabii doğru. O da çözüm değil. İhtiyaçsa doğru. Yani şimdi bakınız, tabii bunun çözümü bana göre yine devlet el atmalıdır diye düşünüyorum ve devletin şu tarafına ben de işaret vermek istiyorum. Mesela askeri birçok yerlerde askeri şeyler kalktı. Boşaltıldı. Askeriye evet. Ait alanlar mesela boşaltıldı. Mesela neresi derseniz Hastal diyebilirim. Levazım, Hastal. Karşı tarafta Küçük Yalı diyebilirim. Evet. Buralarda böyle bir planlama yapılabilir. Yani 6-7 sahayı yan yana getirerek o bölgenin bütün takımlarını orada oynatma, hatta maç oynatırken denetim altına almanın da kolaylığı sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii bu devletin işi. Devlet böyle bir şeye evet derse hakikaten ben Türkiye'de de futbolun daha kalkınacağını ve amatör kulüplerimizin daha rahat edebileceğini aklıma getirebiliyorum. Mesela sıkışıklık nedir diye bahsedildiğinde bakınız, TFF tarafından elit 19, 17, 16, 15 maçları verildiği gibi gelişim ligleri de veriliyor. Ve bizim amatör sahalarımız kısıtlı hale geliyor. Ve Kasım'da başlayacak olan ampute takımı maçlarımız var ki başlıyor. Yani okullar arası müsabakada dün başladı diyebiliyorum. Bunun yanında şimdi o kadar enteresan. Mesela bazı profesyonel kulüplerimizde ne yapıyor? Amatör sahalara el koymuş oluyor. Belki haklılar ama amatörler için de bir haksızlığa uğramış oluyor. Erok takımı gitmiş mesela diyelim Esenler'de sahasında. Evet. Orada birçok maç oynanıyordu. Amatör maç, hatta amatör kulüpler orada antrenman yapma imkanı buluyordu. Dolayısıyla onun yanında gene galiba öyle zannediyorum ki bir saha yapılmış. Orayı da antrenman sahası olarak el atmış diye duydum ve üzüntü duyuyorum bunlardan. Dolayısıyla beklenen tehlikeler de var bizi. Bu kadar tabii sıkışıklık halinde biz ne yapıyoruz? Sahir günler maç vermek zorunda kalıyoruz. Ve bundan da çok müşteki olan veliler ve kulüplerimiz bize şikayette bulunuyorlar ama biz maçları vermek zorundayız. Çünkü bunların Türkiye şampiyonası var ve bitim tarihleri bizden isteniliyor. Böyle bir sıkışıklıkta hafta arasına verdiğimizde bu sefer de hakemlerimizin de birçoğu okullu olduğundan ve dolayısıyla gelememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacağından, görev alamadığından maçların da hakemsiz oynanabileceği tehlikesi var önümüzdeki günlerde. Ve biz bugün belki bazı maçlarımızı ertelerken bir rahatlık olsun diye ertelemiyoruz ve sıkışıklığı daha da ileriye götürüyoruz. Aslında kaosu tabii devam ettiriyoruz. Evet. Yani evet. Belki geçen hafta U16'ları teyit ettik. Hadi sınav haftasıdır diye. Bu sınav olayı da her okulun farklı bir sınav haftası oluyor. Yani Milli Eğitim'e bağlı hepsi ama hepsi aynı dönemi sınav haftası olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla sanat okulları farklı aylarda sınav yapıyor. Diğer okullar, özel okullar farklı aylarda evet, sınav yapıyor. Evet. Tabii bütün bu karmaşa kulüplerimizin bilgisi dahilinde olmadığından hepsi buraya yıkılıyor. Yani bir kusur sanki buradan kaynaklanıyormuş gibi. Yoksa bizim elimiz rahat olsa, ben her şeyden önce biliyorsunuz kura çekimlerinde de dile getiriyorum. Diyorum ki önce okul. Çünkü herkes futbolcu olamıyor ama herkes okumakla mükellef kılacak kendisini. Çünkü bu vatan futbolcudan ziyade sağlıklı bir vatandaş. Çocuklarımızı geliştireceğiz, yetiştireceğiz ki toplumumuz böyle bir gelişim içerisinde rahata refaha kavuşsun. Dolayısıyla bizim buradaki gerçekten ilkem, görevim belki maçları vermek ama
o verdiği maçlarda oynayan çocukların sağlıklı gelişmesini temin etmektir. Bu bilinci hep kendimde yaşatıyorum ve bütün düşüncelerimi buna göre oluşturuyorum. Dolayısıyla gene iddia ediyorum. Çocuklarımız belki veliler tarafından futbolcu olur da milyon dolara imza atar düşüncesi olabilir. Böyle bir beklenti içinde olurum ama ben çocukların milyon kazanmasını değil, önce çok iyi vatandaş olmasını ve zaten o başarıyı elde ettikten sonra o beklenti kendiliğinden gelecektir. Ben ona inanıyorum. Kendini iyi geliştirmiş çocuklar ve okul hayatını iyi bitirmiş çocuklar mutlaka geleceğe tutunan ve ailesini de geçindirebilecek konuma gelen çocuklarımız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sporun insan gelişiminde, çocuk gelişimindeki faydalarını, insan gelişimindeki faydası takım ruhu, birlikte hareket etme, çabuk düşünme, hızlı karar verme. Şimdi bunlara baktığınızda gerçekten özellikle takım sporları yapan sporcularda hayata adaptasyon ve hayatı kavrayıp ve ona göre konumlanma daha fazla, daha doğru bir şekilde gerçekleşiyor. Kitle sporu çünkü, evet. Şimdi, arkadaş hukukunu iyi tesis ediyorlar. Hı. Yani toplu anlayışına iyi ortaya koyabiliyorlar ve bölüşmeyi iyi anlayabiliyorlar. Tabii sosyal açıdan gelişmesine büyük katkı sunduğunu ben de kabul ediyorum efendim. Şimdi tesislerimizde bu kadar sorun varken, yaş gruplarımıza da bakıyoruz. Yaş gruplarımızda da aslında şimdi 730 tane kulübümüz var ama sizin söylediğiniz gibi 600-650 tanesi bunlardan aktif olan kulüpler. 650'yi zor buluyoruz ama en azından 1-2 yaş branşında faaliyet gösteriyorlar. Peki sevgili başkanım, siz de aslında bu işin çok önemli bir noktasındasınız. Bu yaş grupları bize uygun mu? Yani baktığımızda bizim futbol oynadığımız dönemlerde şöyle bir şey vardı. 14-16 vardı, genç takım vardı, yıldız takım vardı, minik takım vardı. İşte ümit takım dediğimiz 14-16 evet, vardı. A vardı, A genç vardı. Ortalama 5 ya da 6 kategoride tüm branşlar oynanırdı. İttiva ediyorduk. Evet. Şimdi aslında baktığımızda kulüplerin bugün oynanan yaş gruplarına baktığımızda da aslında birçoğunda da böyle bir yaş ortalaması görüyoruz. Ve tek yaş grubunun Türkiye'ye getirdiği bir sıkıntı var mı? Uzun zamandır oynanıyor, bunu kabul ediyorum. Uzun zamandır oynatılmaya çalışıyor, kabul ediyorum ama bir sürü aksilik yaşandığını da hepiniz, siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Özellikle dışarıdan oyuncu oynatma, yaşı büyük oyuncu oynatma. Çünkü yaş grubunda toplayamıyor bunu. Şimdi efendim, aslında belki bu projeyi sunan, getiren anlayış doğru bir iddiada bulunmuş. Fakat kulüplerimiz bunu böyle uyguluyor mu acaba? Örneğin 11 yaşındaki çocuk 12'de de oynuyor. 12 yaşındaki çocuk 13'te 14'te de oynayabiliyor. Evet. Halbuki herkes kendi yaş grubunda oynayabilse bana göre daha esası bulacaklar. Bir de böyle bir anlayış içerisinde bir ilçeyi ele alalım sizinle. Mesela şu anda Sarıyer'deyiz biz. Sarıyer ilçesini ele alalım. Diyelim ki A takım 13'te çok iddialı. Oradaki diğer amatör kulüpler 13'te iddialı olan bu takıma yardımcı olsa, futbolcu verse, dolayısıyla 14'te B takıma verse, 15'te C takıma verse ve ilçede bütün takımların bir kategorisi mutlaka ve mutlaka çok ciddi takım haline gelebilir ve İyi futbolculardan oluşan o kategorideki çocukların da transfer yapma imkanı çok doğal olabilir. Çünkü profesyonel kulüplerimiz biliyorsunuz 13-14 yaş arasında futbolcuya yani yapıyor. Çünkü ondan sonraki gelişimini kendileri yaratmak için. Ve bu anlayış böyle olsa hem takım sayıları azalmış olur, kategori sayısı azalmış olur, hem de futbol daha nezih bir ortaya getirerek kendilerini gösterme imkanı bulabilirler diye düşünüyorum. Mesela bunu hangi iller uyguluyor diye baktığınızda düşünüyorum. Bursa'da herhalde araba yatağına birçok kulüp futbolcu veriyor, taşıyor ki araba yatağı her kategoride Türkiye şampiyonalarında finallere kadar gelebiliyor. Samsun'da Kadıköy, Atakum. Ve bu takımlar başarılı oluyor. Ve Antalya'da Murat Paşa var. Mutlaka, Bayde, evet. Adana'da var. Var. Hatta Diyarbakır'da da var yani. Bunu yapan takımlar var.
Dolayısıyla bu anlayışı İstanbul takımlarımız, bilhassa antrenörlerimiz bu ortak noktayı bulabilse, birbirlerine yardımcı olarak katkı sunabilse, bana göre hem futbolu sadeleştirmiş hem de futbolcuyu meydana çıkartmış olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz birinin 15'i çok iyi de iki tanesi bozuksa, diğerinin ki hepsi bozuk, iki tanesi iyiyse paylaşma imkanı yaratamıyorlar birbirlerine. Hatta bazı hocalar bunu hep söyler. Ben bunu Fenerbahçe'ye vereceğim veya Beşiktaş'a, Galatasaray'a vereceğim der. Ya vermek değil, onlar gelir alırlar zaten iyi futbolcuyu. Uh-huh. Çünkü iyi futbol oynayan takımlar kulaktan kulağa kendilerine kadar intikal ettiği için onlar da hocalarını göndererek izletme imkanı buluyorlar. Ve böyle bir dayanışma içinde olsa İstanbul bana göre her sene her kategoride Türkiye şampiyonasında. Tabii şimdi siz bunu İstanbul yani. Temsilcisi gömleğinizle söylüyorsunuz. Ben İstanbul'u temsil ediyorum yani. Bunu İstanbul temsilcisi yani. Peki buradan şöyle bir şey atsam size. Şimdi geçmişte İstanbul ASKF'nin çok güzel bir çalışması vardı. U14 karmaları. Tabii burada U14 karmalarından gerçekten karma yapabilen, işte bölgede çok başarılı sporcuları bir araya toplayabilenler önemli ölçüde final oynadılar. Evet. Bunda ASKF de çok güzel bir şeye imza atmıştı. Bunu gene U14'te sizin de söylediğiniz U14 aslında artık sınır yaşı. Ondan sonra profesyonel takımlar bu yaşta alıp çok bundan sonra ki Avrupa'da da U15 Premier Cup'ları yapılıyor. Yani evet. 15 yaşında artık Avrupa şampiyonaları yapılıyor Premier'lerde. Nike buna öncülük etti. Çok da güzel bir şey imza attı. Bunu ASKF olarak yeniden gündeminize almayı düşünür müsünüz? Ya da böyle projeleri birkaç yaş grubunda değerlendirmek ister misiniz ASKF olarak? En güzel tabii bana göre futbola bakış yaklaşım budur diye düşünüyorum. Bizim kafamızda hep bu proje var. Ama bizim bu projeyi uygulamakta rahat olmamız ve dolayısıyla bu sıkışıklığı aşmamız lazım. Düşünün, sezon başlıyor. Sezonun Haziran'ına kadar, hatta Temmuz'una kadar sezon devam etmiş oluyor. Hı hı. Yani imkan meselesi, zaman meselesi. Dolayısıyla biz geçen dönemde hatırlarsınız, 14'lerin Türkiye şampiyonası kaldırıldığı için biz İstanbul'da İstanbul şampiyonası yaptık. Evet. Yani oradan da çocuklarımız, mesela ben duyduğum kadarıyla birkaç topçumuz profesyonel takımlara gittiğini duydum ve çok güzel bir örnek olduğunu biliyorum. Ve bu ilçeler arası karma olduğunda daha mükemmel bir şey hale geleceğine de inanıyorum ben. Yani bizim amacımız tabii ki çocuğu geliştirmek ve podyuma çıkartarak onların futbola katkısı olarak da transferine sağlamak ve imkan sağlamak. Ama bunun önüne nedir derseniz, sizin kadın futbolunda yaptığınız bir etkinliği gördüm işte geçen hafta. Ve dolayısıyla bir nevi örnek odur diye düşünüyorum. Oradan da zannediyorum kadın futbol milli takımına birçok çocuğumuz gitmiş. İki organizasyonda ortalama 40 tane oyuncu gitmiş. Düşünün, hem antrenörlerimiz için de bu daha rahat izleme imkanı buldurmuşsunuz. Ben valla imrenerek baktım ve çok doğru buldum. Ve sizi de tebrik ettim zaten. Bu çok etkinliğinizden dolayı. Bizi onurlandırdınız başkanım, oraya geldiniz. Sizin orada olmanız bize ayrı bir güç kattı. Onu söyleyeyim size. Benim futbol etkinliklerinde olmak zorunluluğum var. Çünkü ben madem il temsilcisiyim, yani futbolun içindeki olan bir insanım ve bilgi sahibi olmak için de oralarda olmak zorundayım. Ben de belki noksan taraflarımı orada görüyorum, oralarda görüyorum. Yani ben de insanım, etten kemikten yaratılmış ve dolayısıyla ben de yanlış veya hatalı kararlar vermiş olabilirim birçok organizasyonlar için. Ama oralarda kendimi tamamlamış oluyorum. Onun için de mutlu oluyorum bu etkinliklerden. Ve bizim tabii bütün bunları çok iyi bir zemine oturtturup iyi bir projeyle meydana getirebilmemiz için bu sıkışıklıkların ortadan kalkması ve kulüplerimizin bize katkı sunması, yardımcı olması, hocalarımızın da maçlarda futbola en iyi seyir imkanı yaratacak hal ve tavır içinde olmaları. Yani benim bir müşteki olduğum taraf da mesela geçen dönem, bu dönemde karar vereceğiz. Hocalarımızın altyapıda kulübelerden çıkmadan, kulübeden onları ikaz ederek
veya bölgesini kaybetmiş bir çocuğu yerini bulması için hafif ayağa kalkıp sadece takımını izleyerek, takımın iyi oynayıp oynamadığını takip eden bir imkanla yönetmesini talep ediyorum ben. Ama onlar farklı bir hırçınlık içerisinde, bazıları agresif, çok agresif oluyor ve bu maça tesir ediyor, hakeme tesir ediyor. Bu sefer de hakem de bir insan neticede, o da şaşırabilir, o da iradeyi kaybedebilir. Bu sefer seyredilecek bir maçı berbat bir hale getiriyor. Hatta çok üzüntü duyuyorum. Altyapı maçlarında gelin çarşamba günü, ki bugün çarşamba, ceza heyetinin önüne geldiğimizde A takımlardan çok altyapı çocuklarımız burada. Halbuki onların şu anda okulda olması lazım. Bazen bana hafta arası maç veriyorsunuz, okul imkanını imkansız hale getiriyorsunuz diyorlar. Ceza alan futbolcular da aynı şeyi yapıyor. Yani okulda belki imtihanı olan çocuklarımız var ama onlar buradalar. Dolayısıyla bana göre burada en büyük görev antrenörlerimize düşüyor. Ben onlara çok saygı duyuyorum. Onları öğretici olduğu için öğretmen diye kabul ediyorum. Onlar bu çocuklarımızı nasıl geliştirirse, çocuklarımız da o minvalde kendilerini bulmuş olacaklardır. Onlara zaman zaman futbolun dışında okuma imkanı yaratmalarını, hatta bunu uygulayan kulüplerimiz var, zaman zaman tiyatroya, zaman zaman sinemaya topluca götürüp onlara sosyal imkan yaratacak bu olguları meydana taşıması lazım diye düşünüyorum. Çünkü ne varsa onlarda var da. İnancım budur. Benim antrenörlere olan inancım hep böyleydi, böyle kalacaktır ama onlardan bu yardımı istiyorum. Sadece vur kır parçala, bu maçı kazan, şampiyon ol, ben de bak başarılı hocayım intiba değil. Bana göre şampiyon olmasın ama takımdaki o kadroyu çok iyi bir ekip olarak futbol oynatmasına ve sosyal anlayışta da gelişmesine imkan yaratacak anlayışı sunarsa bana göre şampiyonluktan çok daha başarılı diye düşünüyorum. Şimdi başkanım, biz sizle birçok konu, birçok zaman bu konuda aslında konuşuyoruz. Birçok noktada da, birçok konuşmamızda da ortak noktamız şu. Aslında antrenörler bir eğitimci aynı zamanda. Yani ve eğitimci. Çocukların hayatlarında olmak istedikleri bir şeyin de eğitmeni oldukları için, yani okuldan çok daha fazla çocuklar bu tarafa özen gösteriyorlar, önem veriyorlar. Ya tabii şimdi Türkiye Futbol Federasyonu il temsilciliği, il temsilciliğin önünde buna uygun bir karar da var ama ben hala sahalarda yöneticilerin antrenör pozisyonunda olması, özellikle altyapılarda, yani hem futbol U11, U12'den başlayarak U16'ya kadar, U17'ye kadar ağırlıkla yöneticilerin sahada olduğunu görüyoruz. Bunların da tabii hedefleri, büyük bir kısmının çocuğu aynı şekilde sahada futbolcu pozisyonunda, evet, oluyor. Ve hedefleri bir, çocuklarını daha ileriye taşıyabilmek, ikincisi de kesinlikle galibiyet. Yani spor yapmanın dışına çıkıyor biraz. Buna ilişkin bir takım kararlar da var bildiğim kadarıyla. Yani yöneticilerin bu kurallar, bir bize bu kuralları aslında net olarak sizin ağzından duyalım. Bir de daha katı hale getirilemez mi bu kurallar? Şimdi tabii ben hep cezadan yana bir adam değilim. Aslında ıslah etmenin başka yöntemleri de var. Şimdi biz mesela örneğin fair play'e çok önem verdik. Ne yapıyoruz? En iyi ikincileri de üste çıkartmaya çalışıyoruz. Yani örneğin sadece şampiyonluğa bağlı değil, iyi ekip ve iyi bir anlayışla centilmence oynayan takıma hakkını da ona kazandırmak istiyoruz ve özendirmek istiyoruz. Şimdi öyle bir şeye geldiniz ki kulüplerimizin imkansızlığını duyuyoruz, hepimiz biliyoruz. Kendileri de bunu açıkça söylüyorlar. Bir kulüp imkansız olmalı mıdır diye düşünüyorum, olmamalıdır. Yani federallik arzusu içinde olduklarında, buraya geldiklerinde ilk söyledikleri, bizim her türlü imkanımız var, hiçbir şeye ihtiyacımız yok, muhtaç değiliz. Biz işte şu, öyle bir hale geliyorlar ki, hatta bazıları abartılı hale, biz bu ligleri aşacağız, mutlaka profesyonel olacağız diye iddia edenler de var. Ben tabii bu konuşmalara itibar etmiyorum ama mecburen dinleyerek, yani
gülerek dinliyorum. Bir amatör kulüp, önce iyi bir amatör kulüp olmalı. Yani her imkana sahip olmalı. Bu imkanlar yoksa bana göre oturup düşünmeli yönetim. Şimdi bazen duyuyorum birçok kulübün yönetim kurulu kenara çekiliyor, antrenörün elinde kalıyor. Antrenör lisans getiriyor, antrenör evrak getiriyor, antrenör bizde muhatap oluyor. Beni arayanların birçoğu antrenör. Katılım belgelerini getiriyor. Dolayısıyla bu kimin görevi? Antrenör nerede olmalı? Antrenör sahada olmalı. Yani sahadaki görevlerini ifa etmeli. Ve dolayısıyla bunların hepsine baktığınız zaman demek ki büyük bir olumsuzluk var. Bu olumsuzluk içinde siz maç veriyorsunuz, iyi futbol oynamalarına imkan sağlamaya çalışıyorsunuz. Mümkün olmadığı işte buralardan anlaşılıyor. Ve dolayısıyla bir takım yönetimiyle, yani antrenörüyle bütün halinde ekibini oluşturmalı. Şimdi bakıyorsunuz bazı kulüplerimiz antrenöre verecek ücret bulamadığı için ve üzüntüyle söylüyorum ki bu bilinen bir şey olduğu için de açık konuşuyorum. Antrenör evrakı kiralıyor. Yani bakıyorsunuz bilhassa altyapılarda çocuklar antrenörsüz geliyor ve yöneticiyle geliyor. Yöneticinin bilgi, becerisi artık var mıdır yok mudur bilemem ama dolayısıyla bir kere tabiatına uygun olmadığı ve ruhuna uygun olmadığını buradan görüyoruz. Ben de birçok maçlara gittim de bunlara şahit oluyorum. Ve gene üzülerek söylüyorum. Mesela bu hafta galiba iki tane takımımızı ihraç etmek zorunda kaldık antrenörsüzlükten. Yani sezonun başından bugüne kadar antrenörlerle sözleşme yapmamışlar. Evet. Çünkü bu kiralamamışlardı yani. Evet, kiralamamışlardı. Bu usul biliyorsunuz. İki hafta antrenörsüz sahaya çıkıyorsa bir kulüp o hafta yazı yazılıyor. Üçüncü hafta bakıyorsunuz yapmamışsa mağlup ilan ediliyor. Dördüncü haftada ihraç ediliyor. Yani niye ihraç edelim? Biz kulüp arıyoruz. Yani kulüplerle oynamaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz ceza vermek değil ama kulüpler buna kendini zorluyorsa bu da bizim için bir üzüntü oluyor. Ve ben bu üzüntüyü yaşıyorum doğrusu. Yani çünkü bir kulübü ihraç etmiyorsunuz. O kulübün bünyesindeki bütün çocukların futbol oynama imkanına mani oluyorsunuz. Belki o çocuklar oynadıkça gelişecek, geliştikçe transfer yapacak yani. Buna niye müdahil olarak bir ceza ile mani olalım? Mümkün mü yani? Benim bütün derdim çocukların sahada olması. Çocukların internet kafelerde herhangi bir yerde olması değil. Bakınız çok acı bir tabloyu ben haberlerde Sayın İçişleri Bakanlığınızın yani doğruysa ki ağzından duydum. Haftada 5000 uyuşturucu satan ve içen insanları tutuyorlar. Evet, gözaltına alıyorlar. Düşünün. Dolayısıyla bu ne demek böyle 5000 haftada? Yani bu, siz bunu bu ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Evet. Ve yani 5000 yakalanabiliyorsa bu çok yaygın. Genel gene haberlerde aldığımız bilgiye göre 10 yaşına indiği iddia ediliyor. Evet, uyuşturucu kullanıyor. Yani biz bu çocuklarımızı dünyaya niye getirdik? Rahat, refah yaşatabilmek, onların gelişmesine imkan sağlayabilmek için asli görevimiz bu. Ama maalesef istismarcı bu anlayış çocuklarımızı bu hale sokarak ve bütün toplumumuzu tehlike altına almış oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir futbolcu sahada her şeyi öğrenerek bunlardan imtina ettiriliyor ama dışarıdaki çocuk bunları yaparak toplumu tehdit etmiş oluyor. Yani para bulamadığı zaman ne yapacak? İşte biz çok zamanda duyuyoruz. Efendim valici adam bıçaklamış. Evet. Valici insanların önünü kesmiş, gasp etmiş. Bütün bunların içine baktığınız zaman bana göre kulüplerimiz çok önemli iş yaptığını buradan itiraf ediyorum. Bu çocukları oralardan kurtarmanın imkanını yarattığı için. Futbolcu olsun olmasın, onun için diyorum. İnsan olsun, bilinçli toplumu yaratma imkanı yaratsın ve çocuklarımız hakikaten vatandaş olarak vatanını seven, bayrağını seven güzel insanlar olsun diye bakıyoruz yani. Sağlıklı ve sosyal nesiller yaratmak adına spor çok önemli. Peki başkanım, aslında siz birçok konuya değindiniz. Hafta ortası maçları konusunda da ben size özel bir soru soracaktım ama siz onu biraz önce açtınız. Ama buna rağmen mesela şöyle bir sıkıntı var. Hala hafta ortası maçlarda
biz hafta ortası maçları göreceğiz. Hem A takımlarda göreceğiz hem alt yapılarda göreceğiz anladığım evet. kadarıyla. Evet. Değil mi? Şundan bakınız. Tabii sıkışıklık her yönden geliyor. Artık kulüpler de bunu bildiği için ben de rahat konuşuyorum. Örneğin 31 bin belki bundan sonraki filiz lisansların, vizelerin oluşumuyla da 40 bin lisans bölge müdürlüğünden çıkıyor. Kulüplerimiz de çok zaman dar vakitte getiriyorlar bunları. Yani son dakika, evet, bir gün kala. Halbuki sezonun başında vizelerini getirseler ve dolayısıyla o ağırlıklı vizeler hallolsa sadece transfere dayalı son haftalar çok çabuk çıkar verilir ve zamanında her şeyi yerine oturturuz. Örneğin biz bir planlama yapıyoruz ama buradan kaynaklanan bir anlayışla planlamamızı şey yapmak. Bu hafta tüm ligler bir hafta ötelenerek başladı. Başlamış oluyor. Ve daha sonra da tabii işte bir takım sıkışıklıkların getirdiği ve dolayısıyla da hafta arasını biz mesela planlamamızda bir kere koymuştuk. İki kere de şu ara tatilde gerçekleşti. Ve bu mesele olmayacaktı. Ama ötelendikçe ki şimdi kulüplerimiz de bir şeyin farkında değil. İşte bu hafta maçları erteleyelim başkanım, ne olur imtihan haftası diyor. Tamam erteleyelim ama ertelemekle hafta arasını kurtarmıyorsunuz ki daha da sıkıştırıyorsunuz. Mesela biz şimdi bu ara tatilde iki maç oynayacaklardı. Şimdi belki 2-2-4 maç oynayacaklar yani. Mecbur oynayacaklar. Hafta ortalarına maçlar verilmek zorunda. Bakınız bu mecburiyet nereden hasıl oluyor? Türkiye Şampiyonası tarihi var. O bitim tarihi ne kadar biz bunu TFF'ye, Ankara amatör işlere bildireceğiz ki onlar da kimlerin katıldığını görmüş olacaklar. Şimdi bir de tabii bir şey daha var. 13'lerde kalktı Türkiye Şampiyonası. 14'lerde de bana göre kalkmalı. İllerin kendi içinde... Kendi şampiyonaları olmalı. Olmalı. Yani ilk şampiyonları evet, çıkmalı. Olmalı. Çünkü bu gerçekten bizi sıkıntıya sokuyor. Ve çocuklarımız da işte okuldan dolayı sıkıntıya sokuyor. Onun için bu iyi bir proje olmalı ama burada bir gerçek var. Siz buradan Türkiye'ye, doğuya doğru bakışınızı istediğiniz gibi ortaya getirebilirsiniz düşüncelerinizi ama bu düşünceler doğudan buraya bakarken tutmuyor, çok yerine oturmuyor. Çünkü orada da oynamaya ihtiyaç var. Oralarda İstanbul kadar, İzmir kadar, Ankara kadar, Sakarya, Kocaeli kadar takım sayısı yok. Hatta kulüp bulmakta güçlük çektiklerini biliyorum. Onlar da futbol oynatmak istiyor. Çünkü futbolu oynatarak bu çocuklarımızı birçok şeyden kurtarmak istiyor. Topluma kazandırmak istiyor. Ve onların bu iyi niyetlerine tabii baktığınız zaman siz buradaki uygulanmasını istediğiniz bazı projeleri bu sefer istediğiniz yerde sunamıyorsunuz. Hayata geçmesi için. Çünkü bu futbol müsabaka talimatı tek. Hani illere göre değişmiş olsa ve yani illere göre statüler, İstanbul'a evet, özel bir statü yapılabilirse o zaman daha, her şey çok kolay daha olacak. Çok daha farklı olabilir. Yani U14'ün yük getirdiğini düşünüyorsunuz. Evet. Türkiye şampiyonasından dolayı. Bizim illerimiz için söylüyorum bunu. Evet. Yani mesela nasıl söyleyeyim? Şimdi hep dile gelir bal ligi şöyle işte bal ligi statüsü böyle bal ligi bilmem ne. Bal ligi niye kurulmuş? Bölgesel lig olduğu için bal ligi adını almış baş harfleriyle. Bölgesel ligin kurulmasındaki maksat da bana göre iyi niyetle doğru bir maksat. İllerinde profesyonel olmayan illeri dikkate alarak dolayısıyla demişler ki bu heyecanı oraya da taşıyalım ve o insanlara da hafta sonları yarı profesyonel bir lig olsun. Bir lig olsun ve heyecan yaratalım. Heyecan. Doğru. İnsanları kahveden alıyor. Hatta futbol sadece işte 11'er kişiden oynayan işte 7 kişinin de kenarlarda 14 kişinin oturduğu antrenörlerin de sayarsanız o kadar kişiden ibaret değil. O ilin esnafına bile sıcak para getiriyor. Ekonomiye bile katkısı var. Yani bir hayatın kendisi oldu artık oldu, futbol. Hayatın, özellikle Anadolu yani, takımlarında hayatın kendisi sadece oldu. Sadece böyle hani top oynuyor içeride gidelim de seyredelim mantığı içinde falan değil. Oraya giden insan oradan bir şey alıyor. Sandviç alıyor, köfte ekmek yiyor. Hatta ben iddia ediyorum ki o sağ kenarlarında yapılan köfte ekmekler
çok lezzetli geliyor. Restoranlardan yani. daha lezzetli geliyor. Biraz da ekonomik geliyor galiba. Bir de maçta galip geldiyse tadından yenmiyor o zaman maçı. Onun için bunu sadece futbolu böyle değil, her yönüyle bakarak ele almak lazım ama ona göre de projelendirmek lazım. Yani burada gene başa dönüyorum. Ben kulüplerimizden, antrenörlerimizden bu hususta çok yardım talep ediyorum. Yani iyileştirmek için sahada çalıştırdığınız takımla beraber geneli düşünerek hareket etmenin anlayışı çok doğru olacaktır. Yani sadece takımını düşünen değil ve sadece futbolcusunu geliştirmeye çalışma yanında bütün çocukların kendi çocuğu olarak düşünüp yani Türkiye genelinde futbola katkı sunmanın anlayışı, daha geniş düşünmenin anlayışı çok faydalı olacaktır diye buradan arkadaşlarıma hasreten rica ediyorum. Bu anlayışta olsunlar. Peki başkanım, şimdi yeni bir yasa çıktı, yeni spor yasası çıktı. O yasaya göre herkes her yerde yönetici olamayacak artık. Evet. Yani herkes bir kulüpte yöneticilik yapabilecek. O yasa çok birçok kulübü de zora sokacak gibi gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bir bakıyorsunuz bir kişi birden fazla kulüpte yönetici. Ben şu anda 5 kulüpteyim. Yani düşünün. Yani, maşallah. Yani şeyim de yok. Yani bir kulüp ama işte kıramamışız. Ya işte seni yazıyoruz abi. Tamam yazalım. Belki senin hani basınla ilişkin olduğu için kendini anlatmak. Ama gene de bir yönetici sıfatıyla olduğumuz zaman şey yaşıyoruz. Bu yasanın gelişme bir katkısı olacak mı? Yani ya da nasıl bir katkısı olacak? Sizin ifade ettiğiniz gibi bu yasa belki bazı kulüplerimizi zora sokacak. Çünkü çok ciddi şeyler isteniliyor ve takibi yapılacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada bana göre kulüpler şunu düşünmeli. Biraz daha geniş açabilir miyim müsaadenizle? İlçe derde belediye başkanlarına yetki verilmeli. Belediye başkanlarına verilecek yetkiyle bölgesinde ihtiyaç duyulan yere amatörleşme imkanı yaratılmalı. Ama çok fazla amatör kulüp varsa onları birleştirerek hem futbolcuları daha rahat bulabilme hem de belediye onlara daha rahat imkan yaratabilme açısından. Bugün mesela duyuyorum, belediyeler araç vermekte güçlük çekiyor. Çünkü çoğalan kulüplerimizin ihtiyaçları da o derneği artıyor. Ama belediye sadece kulüplere vermiyor ki. Cenaze için veriyor, etkinlik için veriyor veya başka bir sebebe dayanarak araç vermek zorunda kalıyor. Ve kulüplerimizden dolayı belki onlar aksama içerisine giriyor. Bunun en doğrusu, yani beni kulüplerimiz bağışlasın, zaten zor geçiniyor. Antrenör dahi bulmakta güçlük çekiyorsa o zaman hemen yakınındaki kulüple birleşerek hem daha rahat hareket etme imkanı bulmalılar hem de belediyeye rahatlık getirmeliler. Ve belediye burada işte amatör oluşuna mutlaka ön izin vererek taahhütte bulunmalı. Demeli ki ben evet burada kurulacak şu amatör kulübe yardımcı olabilirim. Ama belediye vermiyorsa, ben katkı sunamam diyorsa kulübün amatörlüğü kalmalı, gayri federe olarak spor yapma imkanı bulmalı diye düşünüyorum. Peki o zaman şu noktaya gelinebilir mi? Belediyeler o zaman mahalli ligler, yani yerel ligler düzenleseler, mesela belli yaş kategorilerini belediyelerin ütesinde olsa. Şimdi Avrupa'da birçok şeyde bölgesel oynanıyor biliyorsunuz. Yani belediyeler orada çok ciddi işin içinde çok ciddi şekilde varlar. Destekler, kulüplere destekler de belediyeler tarafından veriliyor. İşte okul daha çok oralarda okul takımları daha çok öne çıkıyor. Yani yerel liglerde orada daha çok okul takımları öne çıkıyor. O okul takımlarından üst liglere gidişler başlıyor. Olabilir. Niye olmasın? Çok doğru. Hem daha denetim altında olurlar. Hem de böyle herkes illa ben federe olacağım diye bir iddiada bulunmaz. Bakınız, siz de çok iyi biliyorsunuz. Daha önce yaz turnuvaları vardı. Profesyonel evet. Futbolcular dahi gelip oynarlardı. Muhteşem turnuvalardı. Turnuvalardı yani. Ve
Buralardan amatör kulüpler futbolcu alırdı. Evet. Yani lisans yer değilse, çocuk göze batmışsa. Gayri federe topçular evet. Giderdi. Biliyorum. Ve evet. Çok zevkli turnuvalar olurdu ve basın da hatta yerel mesela tercüman falan basardı bunu. Evet. Ve futbol bana göre daha çabuk gelişiyordu. Belki futbol bilinci veya nasıl söyleyeyim taktik bilinci yoktu ama güçlü kuvvetli ve sakatlıklar yoktu bu kadar. O çamur sahalarda, toprak sahalarda yani ne bileyim adam yok lifim koptu yok işte topun tandon, gülle ağırlığında olduğu. Evet evet öyle ağırlıklarda ve futbolda keyifle izlenebiliyordu. Yani millet kahveden ziyade turnuva sağ kenarlarını o seyir imkanıyla dolduruyorlardı yani. Şimdi başkanım o zaman neredeyse her kahvenin de bir takımı vardı. Kahvelerin önünde tabelalar olurdu. Evet, işte doğru. Akın Spor, doğru. İşte gençlik gücü bilmem evet. Ne şudur budur. Doğru. Her kahvenin önünde bir tabela olurdu. Maç saatlerinde kahvede kimse olmazdı. Herkes maça giderdi yani. İşte oraya dönüş olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olması çok zor artık. Çok özür dilerim ama belki de lokal anlayışı da oradan gelme. Yani evet, lokalleşme evet, de belki de oradan gelme bizim doğru, Türkiye'de. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Tam doğru bir tespit mi bilmiyorum ama. Doğru tespit. Yani işte kulüp ne yapıyor? Ya yani bizim adamlar kahveye gideceğine. Gelsin bizim lokale. Lokalde hiç olmazsa gelir imkanı olur gibi evet, düşünüyorlar. Evet, yani o nedenle bilemiyorum. Geriye dönüş mutlaka olmaz ama geriye dönüşe benzer anlayış oluşabilir yani. Daraltılabilir. Kulüpler daraltılabilir. Bu kadar federalliğe gerek yok. Federasyon şunu yapabilir mi başkanım? Yani aslında burada bir örnek tartışıyoruz şu anda. Tabii tabii tabii. Yani bunu da neden tartışıyoruz? Artık Türkiye Futbol Federasyonu büyük illerde oynatamaz hale geldiği için tartışıyoruz. Yani sağ komiseri sıkıntısı, hakem sıkıntısı, tesis sıkıntısı, kulüplerde maça gidebilme sıkıntısı, yani maça evet. Ulaşımla ilgili sıkıntılar. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda sanki artık yani bir kaos ortamına girildi ve artık yönetilemeyecek çok doğru. Gibi bir durum var. Bunun üzerine alternatifler tartışılıyor tabii. Yani böyle bir şey olduğunda Türkiye Futbol Federasyonu işte belediyelere bu yetkiyi verdiğinde şehir şampiyonaları ve şehirlerden ülke şampiyonaları düzenlemesi daha kolay olur gibi geliyor yani tabii. O zaman. Yani ben belediyelere yetki verilmesi gerektiği inancını taşırken şunu ifade etmek istiyorum. Mesela Almanya'da örnek bir kulübün federe olmasına o bölgenin belediyesi evet diyor. Ben bu kulübün etten kemikten oluşacak bu kulübün damarlarına kan verebilirim diyor. Can ama verebilirim onun olduğu diyor. Bölgede tesis olması. Tabii tesisleşmesine tesisi de yapıyor yani. Tabii tesisini de yapıyor. Her ama şeyini. O kulüp çok doğru bir şey halkından aidat alıyor. Evet. Ve o bölgenin halkı o kulübe üye oluyor ve dolayısıyla da o kulübün imkanlarından istifade ediyor. Yani etkinliklerinden, faaliyetlerinden istifade ediyor. Bizde tersi işliyor. Tam tersi işliyor. Ve düşünün aynı sokakta iki kulüp. Halk hangi kulübe gidecek, üye olacak. Hı hı. Ve hatta son olaylarla sahalardanız, yani o da ayrı bir üzüntü. Son olaylarla düşünün birçok ilçemizde seyirci yasağı, güvenlik kurulu seyirci yasağı koydu. Mesela Fatih tamamen bütün maçlarda deplasman takımına yerel liglerde nedir bu? Bakınız ne kadar yani ters bir şey. Adam pazar günü evinden çıkacak, kahveye gitmeyecek de bir maç seyredim diyecek. Futbol sevdalısıysa ve ama maça giremeyecek. Niye? Deplasman seyircisi sayılacak. Çünkü o kulübün diyorlar ki işte mutlaka ya atkısı olacak ya şutsu olacak ki ev sahibi takımın öyle girecek. Öyle girebilirsin. Yani ancak ben evet bu kulübün tarafı. Ötekisi giremeyecek o listeyle giriyor çünkü. Şimdi bunları göz önüne aldığınız zaman futbolun gelişmesi nasıl olur? Nasıl olur? Ne dersiniz? Mümkün müdür yani? Şimdi zaten o başkan o konuda size soruyu soracaktım. Bu son gelişen olaylar deplasman seyirci yasağı gelmesi evet. Ve bunun üzerinden şu anda uygulanıyor olmasına rağmen hala sahalarda olayların azalmaması yani şimdi deplasman yasağı da bir çözüm getirdi mi? Yani sizin
Samimi görüşünüze inanarak bunu soruyorum. Mümkün değil. Bakınız, bizim sahalarımızın hepsi denetim altına alınması mümkün değil çünkü. Dolayısıyla birçok sahamızın etrafı da açık. Seyirci geliyor, gene oradan bağlıyor. Bir de hiç kabul edemediğim bir şey, bu sinkaflı laflar. Örneğin herkesin annesi kendisine göre en mukaddes kadın. Hatta hep şunu duyarız değil mi? Cennet bile annelerin ayağı altındadır derler. Ama en büyük tahrik edebilmenin anlayışı da anaya küfür etmek. Yani nasıl ediyorsun kardeşim yani? Ya düşünün, o çocuğun halini düşünün. De genç çocuğa ediyorsunuz siz bunu. Yani. Ve bir de birçok şeyde ben denk geldim. Çok üzüldüm, özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum başkanım. Çocuğun annesi de tribünde oluyor. Evet, maalesef. Yani ben kadının ağladığını gördüm. Yani çocuğun izlemeye gelmiş. Çocuk da sahada bir şeyde iyi oynuyor. Suçu iyi oynamak. Ama yani onu bozmak maksadı. Onu bozmak maksadıyla, motivasyonunu düşürmek, onu bozmak maksadıyla ve edilen küfürler. Demek ki bizde spor sever bir seyirciye de sahip olmadığımızı gösteriyor bu. Yani böyle bir anlayışla nasıl yasak koyarsanız koyun mani olamazsınız. Çünkü futbolcular da birbirine çok saygı duymuyor. Evet. Bakınız, örnek vereceğim. Geçenlerde Beşiktaş Galatasaray maçını izliyorum. Maçın 90 dakikasında kaç dakika oynandı diye merak ettim. Tutmadım şey sahibi. Hı hı. Keşke tutsaydım. Avrupa'dan da bir maç seyrediyorum. Onlar daha uzun süre oynuyor. Çünkü onlar oynuyor. Evet. Bizimkiler didişiyor. Yani hakem düdüğünü çalmış. Herkes çok iyi bilir ki verdiği kararın itirazla geri alınmayacağını. Yani ancak VAR sistemiyle atılan bir golün, hı hı, bir hatası varsa kararı. O da gene hakem kararıyla. Yani VAR hakeminin kararıyla. Dolayısıyla yani ufacık bir şeyde girmişsin, sakatlamışsın, gene hakemin üzerine gidiyorsun, bana niye kart gösterdin diye. Yani anlayamadığım bir şey. Veya futbolcu sakatlanmış, hakem faulü vermiş, futbolcu çıkıyor. Diğerin ya ceza almış, işte o almış cezayı. Yani öyle bir şey var ki bu ülkede, dışarıdan gelen futbolcu da ilk dönemlerde yapmadığı hareketleri daha sonra yapabiliyor. Nasıl adapte oluyor yani? Nasıl uyum sağlıyor o anlayışa? Yani biz futbolu geliştirmek için uğraşırken bu didişmeleri gören işte çocuklarımız da demek ki şartlarda bu da varmış mantığıyla bu anlayışla gelişiyorlar. Halbuki değil mi? Bugün aşağıdan belli oldu. Evet. Söylediğiniz gibi. Yani bugün ceza kuruluna gelen sporcuların büyük çoğunluğu alt yaş grubundan çocuklar. 14-16 yaş. Evet. Hatta 12 yaş grubundan geçen sene gelenler vardı yani. Nedir kusuru diyorum? Küfür etmiş hakeme. 12 yaşındaki çocuk hakeme küfür etmiş. Ya bir de şu var. Tabii ki 12 yaş grubunda puan yok. Ama hocalarımız veyahut veliler puan tutuyorlar. Evet. Ve dolayısıyla şampiyon ilan etmeye çalışıyorlar. Ya bırakın şampiyonluğu, iyi oynadığına bakın. Yani iyi oynuyor mu, oynayamıyor mu? Arkadaşlık hukukunu tesis ediyor mu, edemiyor mu? İntibak ediyor mu topluma, edemiyor mu? Yani bizim derdimiz onların gelişimini sağlayabilmek. Onların bir üste çıkabilmesine imkan sağlayıp orada öğretebilmek. Yani bu anlayışta nasıl çocuklarımızı geliştirebiliriz? Ben öyle şey gördüm ki oyun arkadaşını iyi pas atmadığı için küfür ediyor veli. Ya onun da annesi babası biraz önce söylediğiniz gibi orada türbinde. Yani böyle bir anlayış olabilir mi? Ama bilemiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Müslümanız, biz küfür etmeyiz. Türküz, biz ilkeli ve bayrağını, vatanını, halkını seven toplumuz diye kendimizi anlatırız. Ama bunlara uymayan her şeyi uygularız. Uygularız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Britanya handbol karşılaşması. Türkiye 43, Büyük Britanya 13. Dünya Kupası elemeleri ikinci maçı oynanıyor. Şu anda Türkiye Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi kadınlar handbolda. Britanya 14. golü atıyor. Onun attığı golle maç bitiyor. Sevinç cumağı halindeler. Yani sorun 7-29 sayı fark değil. Orada aldığı haz ve orada duyduğu heyecan. Yani eğlenmek için çıkmış, spor yapmak için çıkmış.
Tamam, şimdi futbol belki birçok branşın önünde artık çok büyük meblağlar, yani futbolcularda da, yani kulüplerde artık biz böyle... Dumansız sanayi. Evet, yani 100 milyonluk transferlerden bahsediyoruz artık futbolcularda. Şimdi alttan yukarıya çıkarken altyapıda o baştan bahsettiğimiz veli yöneticiler, yani yönetici antrenörler baktığımızda hepsi çocuklarını birer sermaye olarak görüyorlar. Evet. Tabii yukarıya doğru da bu böyle işlemeye başlıyor. Genç takıma geldiğinde çocuk biraz, çünkü genç takıma geldiğinde babasından aldığı eğitimle o kadar yapabiliyor. Ben bunu velilere söylüyorum, siz çocuğunuza iyilik yapmıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz. Yani çocuğunuzun gelişimini engelliyorsunuz. Bırakın iyi bir antrenör çalıştırsın bu takımı. Peki başkanım, bütün bunları oluyor ama gördüğümüz şu, çok kötü bir sporcu nesli yetişiyor. Farkındaysanız bütün büyük takımlarımızı yabancı futbolcular sırtlar hale geldi. Dur, orayı düzeltelim. Demin güzel bir şey söylediniz çünkü. Çok kötü bir sporcu nesli yetişmiyor. Ama bölelim işi. Bakınız, salon sporlarında ülkemizde bir kımıldama var. Başarı. Örneğin en sonunda da dünya şampiyonu olan o jimnastikte. Evet, Adem Özgür. Bakıyorsunuz basketbolda, Avrupa'da, hatta dünyada, voleybolda, kadınlarda. Yani şampiyonalara gidiyor, olimpiyatlara gidiyoruz evet, artık. Bu anlayışı ve şimdi siz diyorsunuz ki, bakınız gruptan şampiyon olarak çıkan kadın bir entbolümüz. Demek ki salon sporlarında bir başka bakış var, bir gelişim var. Yani ya eğitimin getirdiği bir anlayış, ya orada daha ciddi bir bakış. Tabii orada ve, tabii orada veli antrenörlük yapamıyor. Evet, orada veli antrenörlük yapamıyor. Yani orada. Ama futbolda bir çöküş var. Bunu itiraf etmek lazım. Yani 3 milyonluk bir ülkeye mağlubiyet alıyoruz. Yani demek 3 milyonluk bir ülkede o bizi yenebilecek kadro oluşuyor. 80 milyonluk ülkemizde onları yenebilecek bir kadro oluşmuyor. Ya futbol. 80 milyon, bir de lejyonerlerle yani oynuyoruz. Var. Yani evet. Gurbetçi futbolcularla oynuyoruz. O kadar enteresan futboldur. Mağlup olabilirsiniz. Hı-hı. Yani hatta bir maçta elenebilirsiniz de. Evet. Tutmamıştır. Oyun tutmamıştır. Rakip daha sarılmıştır. Yani futbolun sürprizleri var. Hata oyunudur derler. Siz 90 dakika rakibin ceza sahası içinde oynarsınız. Bir top açılır. Biri de vurur, ayağının burnunla vurur. Kaleci de açılmıştır. Gider gol olur. Yani mesela Fenerbahçe'nin en son saniyede kaçırdığı golü düşünün yani. Yani hani kaleci açılmış ya, onu anımsatarak söylemek evet. istiyorum yani. Öyle bir pozisyon olur. 2-0 olur. Sivas maçında en son vardı. Yani maç 0-0 olsa o pozisyonun çok çok i̇şte, çok riskli. Dolayısıyla futbolda bunlar var. Ama genele yaydığın zaman bu bir maç değil ki. Çöküntü başlamış. Yani nasıl söyleyeyim? Biz bugün Avrupa'da çok ciddi yerlerde olmamız gereken bir nüfusa sahibiz. Ve Türk futbolcusu çok yetenekli. Ama o yetenekleri birleştirerek geliştirecek bir anlayış yok galiba. Peki başkanım, şimdi siz Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok önemli bir noktasındasınız. Söylediğiniz cümle de çok ciddi bir cümle. Ben peki, gördüm ve peki, izlediğim zaten sizin samimiyetini, söylüyorum. Sizin samimiyetini bildiğimiz samimiyetinizi. Peki nasıl çıkacağız? Bu son sorumuz bu olsun. Bunun çözümü peki, nedir? Peki bakınız, Türkiye'ye Avrupa'dan 3 tane antrenör geldi. Bir tanesi geldi milli takıma. Bir tanesi geldi Galatasaray'a. Bir tanesi de geldi Galatasaray'a ve Beşiktaş'a antrenör oldu. En son Lücescu'yu tarif ediyorum. Lücescu'nun hiç duymadım şöhreli futbolcularla bir kadro oluşturduğunu. Bugün nereye, hangi ülkeye gitse düşük bütçeyle şampiyon yaptı. Evet, o ülkenin yetenekli ve kadroya oturtturacağı, mevkisinde oynatacağı çocuklarla ekip yapıyor, oynatıyor. Şimdi Ukrayna takımında da öyle, Dinamo Kiev'de yani, de öyle. Düşünün. Yani bir savaş halindeki ülkeden Şampiyonlar Ligi'ne takım çıkıyor, götürdü. Ve dolayısıyla Piontek'e bakıyorsunuz, bir antrenörün yapması gereken ve kulüplere de örnek olacak anlayışı sergiledi. Derbel'e bakıyorsunuz, Galatasaray'da bir kulübün nasıl gelişeceğini, nasıl
ekipler oluşturulacağının terbiyesini ve anlayışını sunarken iki tane de antrenörümüz oldu değil mi? Birisi Fatih Terim Hoca, biri Mustafa Deniz. Ve milli takıma da çok şey kattı. Kattı. Şimdi demek ki nedir model deyince modeli anlatmaya çalışıyorum yani. Aslında model önümüzde ama biz nasıl uygulayacağımız konusunda sürekli yol ayrımına mı düşüyoruz? Çünkü bir de şu var tabii. Kulüplerimizin taraftarı sadece şampiyonluğa endeksli, galibiyete endeksli olduğu için de kulüpler de şampiyon yapabileceği anlayışta kadro oluşturma çalışarak tutuyor, tutmuyor kadrolar. Ama bakınız örnek veriyorum. Almanya 5 yıllık bir planlamayla dünya şampiyonu oldu. İngiltere 2 dönem Dünya Kupası'na giremedi. Giremedi ama sonra bir gitti, projeyle geldi. Evet. Ve Hollanda'da Ajax'a bakıyorsunuz. Ajax'da 11 yaşındaki çocukla A takımda oynayan çocuğun aynı kenar çizgisinde aynı modelle oynuyorsunuz. 11 yaşındaki çocuk A takımda oynayabileceğini biliyor ama Ajax'la. Evet. Şimdi böyle bir gerçeklik i̇şte, var. Ama model hani model arıyoruz ya. Evet. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki. Bunlar model. Evet. Yani biz de Türkiye'de 5 yıl proje yapacağız ve tahammül edeceğiz diye bir anlayışı sunar. O projeyi hayata geçirmeye çalışabiliriz yani. Ama dediğim gibi her şey çok çabuk olsun istiyoruz. Olması mümkün değil. Zaten olursa da hormonlu oluyor. Peki başkanım bunda en büyük pay yöneticilerin değil mi? Şimdi sadece kulüp yöneticileri sadece kulüp yöneticileri olarak görmüyorum onu. Şimdi ASKF'yi oluşturan da kulüp yöneticileri. Evet. Yani bugün burada böyle bir kurum var ve sadece İstanbul'un değil Türkiye'de futbolun çok önemli bir noktasındalar. Ama buradakiler de kulüp yöneticileri. Buradaki, yani burası öyle o çözümü o kulüp yöneticileriyle başaramaz mı? Yani onları biz konuşuyoruz. Tabii biz amatör olduğumuz için amatör sayfasına veya kart tarafına bakıyoruz. Bunları anlatıyoruz ama kulüplerimizle anlaşmakta güçlük çekiyoruz. Yani biraz önce hep bahisle açtığımız olumsuzlukların hepsinin bakınız dışarıdan geldiğini söylemeye çalışıyorum. Burada zorunluluk var. Mecburiyet var burada. Onlar da yok ama. Yani onlar tahammül edebilirler. Mesela diyelim ki buradaki sıkışıklığın sebebi de oradan geliyor. Hepsinin hep aynı kategorilerde oynaması şart mıdır? Ne yapıyorlar? Belediyeler şey veriyor diye, kategori başı para veriyor diye kendini zorunlu tutuyor ve dolayısıyla lige giriyor. Ya da aynı yaş, aynı iş grubunda çocukla 3 yaş işte biraz önce söylediğim gibi yani 11-12'de, 12'yi 13'te, 14'te oynatıyor. Ve dolayısıyla ben her kategoride varım diyor. Daha önceden siz yasak koymadan önce daha fazlaydı. Yani 30 tane çocukla 7 lig birden oynuyordu. Maalesef. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İşte onun için kulüplerimizden ve antrenörlerimizden yardım istiyorum. Bunlara sebebiyet vermeyin. Burayı rahatlatın. Kendiniz de rahatlayın. Yani olabildikçe kadroya girip başarabileceğiniz kadroyu muhafaza edin. Ve dolayısıyla hem futbola katkı sunun hem futbolcuyu geliştirmeye imkan yaratın diye bunları söylemeye çalışıyorum. Bakınız bir antrenörün önemini anlatayım. Bir çocuk düşünün. O yaş grubunda sigara içiyorsa okulun tuvaletinde bile sigara içebiliyor. Evet. Ama aynı çocuk spor alanına yaklaşırken sigara paketini nereye saklayacağını bilmiyor. Evet. Görülürüm korkusuyla. Yani böylesine adapte olabilecek hazır çocuğu iyi etmek lazım. İşte kurtarmak lazım. Onun okulda da sigara içmemesini teminen ona öyle bir eğitim vermek lazım. Ve ben şu kadarını iyi biliyorum. Ben de çocukluktan geldim. Yani bu yaşta doğmadım. Ben kendi hayatımı dikkate alarak kendimi geliştiriyorum. Çocuklukta yaptığım hataları çocuklarımın da yapabileceğini düşünerek ona göre hareket ediyorum. Çünkü ben o yaşarken neler yaptığımı biliyorum yani o yaşı iyi biliyorum. Şimdi çocuklar bizim bildiğimizi bilmiyor ama. Evet. Onun için onlar hataya müsait. Onlar da diyor ki biz sizden ileriyiz diyor.
doğru söylüyorsunuz diyorum. Ama benim gördüğümü siz daha görmediniz. Görmüyorum. Göreceksiniz siz. Gördüğünüzde o ileri zekanızı kullanın diyorum onlara. Ve dolayısıyla şu kadarını söylüyorum. Ben gerçekten bir yere tohum ekebiliyorsam, iyi niyetle baktığım bir olayı iyi geliştireme imkanı yaratılıp iz bırakabiliyorsam ne mutlu bana diyorum yani. Çünkü benim bütün inancım, önce kendime olan saygım, kendime duyduğum bütün saygıyı karşımdakine duyuyorum. Onun da öyle olmasını istiyorum. Yani ben insanım, kendime neyi layık görüyorsam karşımdakine de aynı şekilde bakarak layık görmeye çalışıyorum. Önemli olan anlaşabilmek. Benim bütün iyi niyetim de onların da iyi olması için. Bir karar veriyorsam onlar için veriyorum. Ama beni zora sokup üzüntüyle bir ceza vermeme sebebiyet veriyorsa inan ki suçlu kendi, ben değilim. Bu kadarını söylemeye çalışıyorum. Evet, sözün özü kulüp yöneticileri ve antrenörlere bu çok konuda çok büyük işler düşüyor. Özellikle gelip hani buradaki o havayı solumaları da gerekiyor anladığım kadarıyla. O çünkü sorunlar kulüplerle birlikte var. Çözüm noktası, evet. Tabii ki çözüm noktası burası. Burası, herkes buradan çözüm bekliyor ama kulüpler de sorun yaratmamak için biraz çaba harcamalar yönetici diyorsanız. Olmalılar. Evet. İdareci değil. İdareci değil. Evet. O konuda işi idare etmek değil, işi yönetmek olmalı. Biz sizin bir de duyuru yapayım. Hakikaten hakemlerin kendine göre dertleri var. Sorunları var. Yani saygı duyuyorum. Diyelim sağ komiserlerinin kendine göre dert ve sorunları var. Kulüplerimizin de tabii kendilerine göre dert ve sorunları var. Bunların birbirleriyle istişare bulunmadan, birbirleriyle bir görüşme hasıl olmadan yaptıkları suçlamalar doğru olmaması açısından bir toplantı, kulüp başkanlarını davet ederek bir toplantı gerçekleştireceğiz önümüzdeki günlerde. Bunun geçtiğimiz senelerde yapmıştınız zaten. Evet. Hem hakemler hem şeyi. Evet. Hatta birkaç tane basın gelmişti. Onun dışında... Hem hakemlerimizi hem emniyet yetkililerimizi çağırarak, yani sahalarda daha sağlıklı futbol oynanmasına imkan yaratıcı bir anlayışa bir katkı sunmanın toplantısını yapacağız. İnşallah itibar ederler, gelirler ve temenni ediyorum. Buradan da bütün kulüp başkanlarımıza çağrı yapıyorum. Bu davet icabete mutlaka özen gösterin. İlan olduğu tarih ve saatte burada olmanızı hasreten rica ediyorum. Ve gerçekten bunu gerçekleştirirsek bir katkı olacağına da yürekten inanıyorum. Evet, biz daha önceden yapmıştınız, ben hatırlıyorum. Çok da faydalı olmuştu, kulüp yöneticileri katılmıştı ona. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Aslında İstanbul'u konuştuk. Ama İstanbul çözülürse Türkiye çözülür gibi geliyor. Valla yani, aynen öyle. İstanbul'da sorunlar öyle. Çözülürse Türkiye çözülür. Evet. Şimdi biz bugün İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Orhan Saka Amatörler Evi'nde sevgili Ali Tenleşkül ile birlikteydik. Yani amatör futbolun, Türkiye futbolunun gülen yüzü kendisi, sağ olsun bizi misafir etti. Çok güzel bir zaman geçirdik. Söyleş öncesinde de çok güzel sohbetlerimiz oldu. Evet, kulüp yönetici ve antrenörlerine çok büyük iş düşüyor. Çünkü çocuklar bizim elimizde, en azından sizin elinizde işlenmek için geliyorlar. Söylediği gibi başkanımın birçok kötü alışkanlıkları oraya korkarak geliyorlar, atarak geliyorlar. Bunları geliştirmek de sizin elinizde. En yakın zamanda o toplantıda da hep birlikte buluşmak umuduyla ağzıma bakıyorum.